Bakın diyorlar ki size, sosyal yardımlar bitecek. Bunlar gelirse sosyal yardımlar bitecek. Hadi oradan be yalancı. Şimdi o sosyal yardım denilen şey hakkınız, hakkınız sizin. Hepimizin vergileriyle oluşan ve bir devletin aç kalan vatandaşını doyurduğu, açıkta kalan vatandaşının başına bir çatı koymak zorunda olduğu bir görevdir. Dolayısıyla Mansur Yavaş Ankara'da aday oldu. Dediler ki bütün sosyal yardımları bitirecek ve saatleri, su saatlerini de PKK'lılar, DHKPC'liler okuyacak. Bunların hiçbiri olmadığı gibi Mansur Bey böyle elinde kolilerle yardım yapmak yerine ne yaptı biliyor musunuz? Her eve Ankara Kart adı altında bir kart verdi. Her ay 101 kilogram et almayı o insanlara garanti etti. Öğrenci desteği yaptı. Aynı zamanda kitap yardımı yaptı. Yol yardımı yaptı. Kışın soğuğunda dar gelirli yoksul vatandaşların üşümesini engellemek için de aynı zamanda doğalgaz paralarını ödedi. Yani düne göre çok daha fazla sosyal yardım yaptı. Şimdi Şanlıurfalı kadınlara sesleniyorum. Kadınlara dair, evde ev kadınlarına dair bir maaş veriliyor biliyorsunuz. Biz onu 60 yaşına çekeceğiz. İnşallah çok daha rahat edeceksiniz. İleri yaşta verilen bir parayı. Şimdi tarımın inşallah el birliğiyle. Bakın Şanlıurfa'nın sizin gibi gençlerin işsizlik sayısı 11,5. Yani Türkiye'de Şanlıurfa'da yaşayan her 100 gencin 12'si işsiz. Şimdi her 100 insanın 12'si işsiz. Tarımda çalışıyormuş gibi olanlar hariç tutuyor. Bunlar kayıtlı. Peki şimdi tarımın merkezi olan Türkiye'yi doyuran bu şehrimizin destek olarak aldığı pay nedir? Türkiye'nin 81.'si. Kamu desteğinin Şanlıurfa'ya gelişi Türkiye'nin 81. pozisyonunda. Gayri safi milli hasıladan aldığı pay da 81. sırada. Böyle bir durumda fakirlikten kurtulmak mümkün mü? Hayır. İş bulmak mümkün mü? Hayır. Atanamamış öğretmeninden atanamamış KPSS mağduru gençlere kadar eğer siz yandaş korursanız o gençlerin umudu olur mu? Hayır. Biz iktidara gelir gelmez bir ay içinde 100.000 öğretmen atayacağız. Her köye okulları yeniden açacağız. Bir ziraat mühendisi, bir öğretmen, bir veteriner atayacağız. Şimdi bakın. Şanlıurfa'nın bana yazdılar, verdiler. Şimdi ikrar ediyoruz, tekrar ediyoruz. Eğer bunlar yapılmazsa ben habire gezen bir insanım. Özellikle şu kıza görev veriyorum. Sana. Evet. Adın ne kızım senin? Sana görev veriyorum. Bu sözler yerine gelmezse şuradan tutacaksın, tamam mı? Tamam. Tamam. Şimdi böyle dinleyin. Tabii sana da görev vermem lazım. Senin adın ne? Mehmet. Ömer. O babamın adı. Hiç unutmayacağım. Rahmetli babamın adı. Ömer, sen de hesap soruyorsun. Bak bu sözler yerine gelmesin. Geliyorsun Meral abla diyorsun, şunu yapıyorsun. Tamam mı? Söz mü? Herkes anladı. Şimdi Şanlıurfa'nın en büyük problemlerinden biri GAP sulama projesi kapsamında yıllardır ihmal edilen Hilva'nın tamamı, Siverek ilçemizin Çaylarbaşı, Karakeçi, Karacadağ ve Viran şehrin Eyüp Nebi bölgesinin sulama alanı dışında bırakılmasıdır yazılmış. Biz bunu kapsama alanına alacağız. Sözümü duydun. İki, bu sorun çözüldüğü takdirde Şanlıurfalı çiftçilerin su ve elektrik sorunları çözülmüş olacaktır. Ayrıca bundan kaynaklı
ekonomik anlamda Urfa'nın kalkınması, Urfa sanayisinin gelişmesi ve Urfa'nın, Şanlıurfa'nın başka illere çalışmaya giden mevsimlik işçilerin artık kendi şehrinde çalışmasını sağlayacaktır deyip milletvekili adaylarımız bizden söz vermemizi, bunu çözmemizi istiyor. Ben de söz veriyorum, şahidisiniz, şahidisiniz.